çevre sorunları ne yazık ki hepimizi etkileyen bir sorun. Burada olacak bir etki, terslik, kötülük, çevreye olan bir etki Ankara'yı da, İstanbul'u da, bütün Türkiye'yi de, hatta dünyayı etkiliyor. Her şey global. Yani Şam'a, Füzan'a da gitseniz kaçamıyorsunuz. Aslında kaçamadıkları için de orada savaş var gibi geliyor bana. Burada hocalarımız daha ayrıntılı bilgi verecekler. Her şey yani kutuplardaki eriyen buzlar burada bizim iklimimizi etkiliyor. Burada olacak bir hava kirliliği Avrupa'da asit yağmur olarak dönebiliyor. Bu çevrenin de böyle bir yanı var. Ben ilk konuşmacımıza söz vermek istiyorum. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Yusuf Demir. Kendileri 19 Mayıs Üniversitesi'nde hoca profesörler, özellikle tarımsal hazdalar bölüm başkanı. Ama özel bir ilgi alanı var, su. Türkiye'de, dünyada su nedir, nereye gidiyor? İlk konuşmacımızı ben buraya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli katılımcılar, basınımızın çok kıymetli temsilcileri. Öncelikle çalıştayımızın çevre duyarlılığı noktasında sonuç getirmesi, memleketimize mutlak surette bir katkı sağlamasını temin ediyorum. Bu dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Yıl 2070, 50 yaşında henüz bastım ama görüntüde 80 yaşındaki bir insan gibi. Yeterince su içemediğim için böbrek sorunları yaşıyorum ve korkarım ki yaşamak için çok vaktim yok. Ben bu toplulukta en yaşlı insanım. 5 yaşında bir çocuk olduğum günleri hatırlıyorum. O zamanlar her şey çok farklıydı. Parklarda pek çok ağaçlar, evlerde güzel bahçeler vardı. Ve ben yarım saat boyunca büyük bir zevkle duş alıyordum. Eskiden kadınların güzel saçları vardı. Şimdi ise başımızı su kullanmadan temiz tutmamız gerektiği için tıraş etmek zorundayız. Eskiden benim babam arabasını hortumdan akan su ile yıkardı. Şimdi ise oğlum suyun bu şekilde harcanabileceğini bir türlü inanamıyor, bir türlü hafızası almıyor. Sanayi hemen hemen durma noktasına geldi. İşsizlik büyük oranla ulaştı ve en büyük iş alanı deniz suyunun arıtıldığı fabrikalar. Sokaklarda eli silahlı haydutlar bir bidon su için insanlara saldırmaları çok yaygınlaştı. Eskiden yetişkin bir insanın günde 8-10 bardak su tüketmesi önerilirdi. Benim sadece yarım bardak su içmeme izin verildi. Işınlar çok daha kuvvetli, cilt kanseri, mide bağırsak enfeksiyonları ve idrar sistemi sorunları ölümlerin ana sebebi. Cildin aşı kurması 20 yaşındaki bir genci 40 yaşında gösteriyor. Bilim adamları bu soruna bir türlü çare bulamıyor. Devlet soluduğumuz hava için bizden para alıyor. Erişkin başına günde 137 metreküp hava tüketiliyor. Ortalama insan ömrü ise 35 yıl. Hala biraz yeşil alanı, nehirlere akan bölgeler silahlı askerler tarafından korunuyor. Su, altın ve elmastan çok daha değerli bir hazine haline geldi. Mevsimler ciddi bir şekilde 20. yüzyılın çevreye zarar veren sanayisi, akım iyisi bizim çocuklarımız bunun bedelini ödüyorlar. Ne kadar çok isterdim geriye dönüp insan olduğunu azımlarından. Evet, çok kıymetli dinleyenler. Bu mektup 2070 yılında bir uzman tarafından geriye doğru yazılmış bir mektup olarak anlatılır. Ben de izninize sığınarak sözlerime bunlarla başlamak istedim. İstedim ki 2070 yılına gelen insanlar bugüne döndük, ya keşke anlatsaydık demesinler. Bugün biz bu duyarlılığı anlatalım. Bugün insanlara çevreyi, çevrenin içerisinde niye önemli, niye yok oluyor bunu anlatalım. Bugün müsaade ederseniz sabrınıza sığınarak biraz o konuyu anlatacağım. Geçen hafta Zonguldak'a katılan arkadaşlar izlemişlerdi. Suyu onlara
detaylı bir şekilde anlattım. Bugün biraz daha konuyu şekillendirmek, biraz daha katılan arkadaşlara canlandırmak istiyorum. Dolayısıyla bu anlattığımız konular içerisinde özellikle suyun neden hayatımızdan önemli olduğunu, suyun neden bizim için gerekli olduğunu kavrayabilme adına önce su nedir? Su yaşamda neden önemlidir? Müsaade ederseniz bunu özetlemek istiyorum. Değerli dostlar, şu anda yansıda bir grafik görüyoruz. Aslında bu grafik bize kainatın bütün dengelerini oluşturan yaşamın özetidir. Bu grafik suyun özelliğini bize ifade ediyor. Su hakikaten yaratılmış bütün maddeler içerisinde en özel madde. Niye en özel? Hiçbir maddede suda bulunan elimizde çay demleyeceğiz. Eğer demlediğimiz, ısıttığımız çaydanlığın içerisindeki su ısındıkça ağırlaşırsa altını ısıtırız, üstünü ısıtamayız, kaynatamayız. Yemeği pişiremeyiz. Bırakın onu, şu anda soluduğumuz havada, havanın ana taşıyıcı ögesi, enerjinin taşıyıcı temel ögesi sudur. Dolayısıyla hava hareketini sağlayan, bütün atmosfer içerisindeki hareketliliği sağlayan sudur. Su eğer ısındıkça hafiflemeseydi, yukarıya doğru yükselmemeseydi, hava hareketi olmaz, rüzgarlar oluşmaz, dolayısıyla nefes alamaz, yaşayamaz. O nedenle su eşittir yaşamdır. Tabii suyun bu özelliklerini, işte özgül ısısı şudur, donma noktası budur diye kimyacılık dersi verecek değilim, bunları geçiyorum, suya koydum ama dolayısıyla değerli dostlar, suyu eğer iyi anlayabilirsek, ki ben tarımsal yapılarda sulama bölümü başkanı olarak öğrencilerime söylediğim bir şey var. Diyorum ki eğer bir damla suyun sırrını çözebilirsek emin olun kainatın sırrını çözeriz. Henüz biz daha bir damla suyun mucizelerinin sırrını çözebilmiş değiliz. İnanılmaz sırlar taşıyor su içinde. O nedenle suyu kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Peki su yaşamda niye önemlidir? Su bir kere bütün canlıların ana taşıyıcı ögesidir. Su kainatın transportudur. Yani bir insanın vücudunda bir birim zerreyi bir noktadan bir başka noktaya su olmadan taşıyamazsınız. Veyahut da bir bitkide, bir hayvanda hiçbir hareketliliği 97'si tuzlu su. Ancak bunun %3'ü tatlı su. Peki bu %3 tatlı suyun tamamını kullanabiliyor musunuz? Hayır. %3 tatlı suyun ancak şöyle görüyorsunuz %68'i buzulların altında, kutuplarda veya dağların altında, %31'i yer altında, %1'lik kısmı nehirlerde. Yani bizim şu anda dolaşan suyun %3'ün %1'ini kullanabiliyoruz. O bile kendi içerisinde göllerde, bataklıklarda ve nehirler içerisinde dağılıyor. Yani kullandığımız aslında insanoğlunun yaklaşık 7 milyon insanın kullandığı kaliteli su dediğimiz içme suyu, yemeklerimizde kullandığımız su 10 binde bir civarında. 10 binde 2, 3, 1 o arada değişiyor. Civarında bir su. Tabii bu suyun kıtalara dağılımı da çok önemli. Bakın bakıyorsunuz Kuzey Amerika'daki dünya nüfusunun %8'i ama toplam su kaynağının %15'i. Güney Amerika'da %26'sı, nüfus %6. Yani su kaynaklarının önemli bir kısmı Amerika kıtasında. Asıl Avrupa ve Asya, Afrika bizim bulunduğumuz coğrafya çok önemli. Çünkü bakın Asya %13 nüfusa %8 su. Yani nüfusundan daha az su. Afrika %13'e %11, Asya ise %60'a %36 su. Yani bizim bulunduğumuz kıta zaten biraz sonra bir görüntüde onu göreceğiz. Hızlı bir şekilde dünya su tüketimini artırıyor. 1940'lı yıllarda yaklaşık 1000 kilometreküp su tüketirken bugün 4000-5000 kilometreküplük insanoğlu su tüketiyor. İnanılmaz bir tüketim toplumu haline dönüyoruz. Bu sonuç neyi getiriyor değerli dostlar? Bugün yaklaşık 54 ülkede su problemiyle karşı karşıyayız ve öyle hesaplanıyor ki önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde dünyanın %40'ının su sıkıntısıyla, su problemiyle karşı karşıya olacağı hesaplanıyor. Eğer böyle
böyle devam edersek nüfusumuz 20-30 yıl içerisinde 100 milyon aşacak. Kişi başına suyumuz neredeyse 1000 metreküpün altına düşecek. Peki 1000 metreküp sınırı ne? Su fakirliği sınırı. Su zenginliği sınırı 800 metreküp. Su fakirliği sınırı 1000 metreküp. Biz fakirlik sınırına geldik. Hele hele 500 metreküpün altına düşerse zaten orada ciddi anlamda bir kaos var demektir. Bu noktada Türkiye inanılmaz derecede riskler düşen ülke haline gelmeye başladı. Onun için de biz bugünden torunlarımızın suyunu yok etmemeyi çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden öğretmeliyiz. Bu nedenle bu eğitim çalışmalarında, değişik konferanslarında suyun üzerinde durmaya başladım. Ve şunu istiyorum ilgililerden ve yetkililerden. Ne olur ilkokula 1. sınıftan 5. sınıftan 4. sınıftan kadar su ve çevre dersi koyalım. Çocuklarımızı ilkokul 1'den itibaren toplumsal öncelikli bir değer olduğunun vurgulanması lazım. Su toplumsal bir değerdir. Stratejik bir meta haline getirilmemelidir. Kamu mülkiyetinde ve kamu işletmeciliği denetiminde kalmak zorunda olmasına rağmen mutlak surette halkın kullanımı ve halkın etkin hale getirilmesi lazım. Su kullanımında sadece ekonomik meta olarak ele alınamayacağının altı çizilmeler platformda küresel ticaret konusu asla yapılamaz su. Çünkü su kainatın kendisi demektir, yaşamın kendisi demektir. O zaman biz yaşamımızı birilerine ticaret metası haline dönüştürmüş oluruz. Eğer suyu ticaret metası olarak dönüştürürsek ve ülkeler arasındaki savaş konusu değil, barış aracı olarak kullanılmasını sağlayacak ikili anlaşmaların ve ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunulması gerekmektedir. Tabii Türkiye gibi dünyada yaklaşık dünyanın %40'ı sınır aşan sular problemiyle karşı karşıya, suların geleceğe taşınmasıyla ilgili bunlar ayrı konferans konusu. İnşallah bir gün o konularla da karşılıklı istişare ederiz. Son, çok hoşuma gitmişti aldığımda, bu sunuyla tamamlamak istiyorum. Bakın hepimiz şu suyu içiyoruz. Çoğu zaman o suyu açabilmek için, içebilmek için nasıl bir çaba sarf ediyor ve o hayvana nasıl bir zulmediyoruz. Herhalde biz bunu hiçbir canlı yapma hakkına sahip değiliz. Duyarlı olmak zorundayız. Bu duyarlılık hepimizin duyarlılığıdır. Çünkü su gelecektir. Akıp giden geleceğin elinden hepimiz tutmak zorundayız. Gelin suyumuza sahip çıkalım ve susuzluk kaderimiz olmasın diyerek beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah da sıkmamışım. Gibi Türkiye'de bu meseleyi bu kadar açıklıkla ortaya koyan, şimdi arkadaşlarımızla fısıldaşıyoruz, hiçbir şey bilmiyormuşuz dedik. Yani sizin meslektaşlarınız nerelerde, ne yapıyorlar? Onlar da sizin gibi mi? Yani tabii Türkiye'de işte su platformu, su dernekleri vesaire var ama biliyorsunuz maalesef bizim toplum olarak en büyük problemimiz konuşma problemi. Konuşma özürlüğü toplumumuz. Kendimizi ifade etme özürlüğü bir problemi toplumumuz. Ben dilimin döndüğünce son birkaç yıldır bir iki sağlık probleminin dışarısında bunu anlatmaya, bunu bir toplumsal sorumluluk gereği toplumsal proje haline dönüştürmeye çalışıyorum. Hatta Samsun bölgesinde arkadaşlar dediler ki hocam eskiden bir deprem dede vardı, rahmetli oldu. Herhalde bu gidişte size de su dede diyecekler. Dedim ki bundan ancak onur duyarım. Çünkü su bizim geleceğimiz. Ama geçen hafta Zonguldak'taki arkadaşlara da söyledim. Ne kadar biz konuşursak konuşalım, Samsun nihayetinde Taşya Üniversitesi olarak kabul ediyor. Oradaki sözlerimiz orada kalıyor. Bunun yerine Türkiye'de, Ankara'daki, İstanbul'daki bu konudaki uzmanların çıkıp konuşması herhalde daha çok ses getirecek, kamuoyunda daha duyurulacak. Bunları harekete geçirmemiz, bunları duyarlı hale getirmemiz lazım. Emin olun benim 10 katım daha bilgiye sahip olan insanlar var. Ben sadece sulama bölüm başkanı olduğum için değil, suyun duyarlılığını taşıyan bir insan olduğum için bu konuları her gün okuyup yazmaya çalışıyorum. Her yerde ifade etmeye. Belki arkadaşlar internete girip Yusuf Demir su diye, kuraklık diye girerlerse haftada bir mesajımı, demeçimi görürler. Ama bizim söylememiz de yetmiyor. İnşallah buradan sesleniyorum. İlgili yetkili arkadaşlar her ortamda bunları ifade etmeli, anlatmalılar. Samsun'da bir proje başlatmıştım.
ve geçen hafta da ifade ettim. Bu projemde öncelikle Samsun, Ordu ve o bölgedeki din görevlilerini. Çünkü kırsaldaki insanlar bizim kitlemiz mümkün değil ama onlar cami hutbesine çıkıp söylediklerinde oradaki vatandaş dinliyor ve dikkate alıyor. Önce onlara eğitme projesi başlattı. Şimdi bir projem var, sağlığım el verirse. O bölgedeki, özellikle kırsaldaki ilköğretim okullarındaki öğretmenlerimize bunu anlatmak istiyorum ki onlar çocuklara anlatsınlar. Ya benim beklentim Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir şey yapsın, ilkokullara koysun ama onlar koymazlarsa biz durmayacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Sağlığımız ellerdi ölçüde. Hocam, evet, buyur. Daha çok bu kullananları, yani köylülerden başlayarak, bunu acaba kullananları eğitmek yani muhtarları, konuda olabilir, işte din hocaları olabilir. İşte biraz nükleer karşıtı platformundan. Şimdi hocam, Ziraat Mühendisleri Odası'nın sizin yaptığınız mücadeledeki yeri neresi? Çok ciddi bir meslek örgütü biliyorsunuz. Siz de sanırım üyesizsiniz. Tabii. Bu birinci sorum. İkincisi, özel istihdat komisyonlarına çağrılıyor musunuz? Bu özellikle plan çalışma dönemlerinde çok önemli bir şey, süreç ama hani o rapora görüşleriniz yansısa bile onun plana yansıması ayrı bir konu. O ayrı bir tartışma konusu ama en azından davet aldınız mı bugüne kadar herhangi bir plan çalışmasında? İki, aldıysanız görüşleriniz o raporlara girdi mi? Üç, girdiyse onlardan plana aktarılan oldu mu? Evet. Teşekkür ederim. 21. yüzyılda sivil toplum diye bir konferans vermiştim. Orada da sivil toplumun önemini ve gelecekle ilgili detayları ifade etmeye çalıştım. Tabii özellikle meslek odaları bu konuda çok etkin bir yerde. Ama maalesef Türkiye'deki meslek odaları kendi meslektaşlarımı eleştirerek başlıyorum bunu. Meslek odaları daha ziyade siyasetçi yetiştirmek ve geleceğe politikacı üretmekle meşguller. Onların bu konudaki duyarlılıkları bizim duyarlılığımızla aynı noktada değil. Her yerde de eleştiriyorum bunu. Elbette duyarlı insanlar var işlerinde ama bizim beklediğimiz onda duyarlılık yok. İnşallah daha duyarlı hale gelirler. Bu süreçte onu sağlarız. İhtisas komisyonlarıyla ilgili sıkıntımız şu, başta da ifade ettim, biz taşla da sayıyoruz. Ve Ankara'da hocalar varken hele hele de İhtisas komisyonu yönetenlerin sözleriyle daha uyumlu, onların dediklerine evet diyen insanlar varken işte bu konuda böyle doğru proje üreten insanlara fazla ihtiyaç duymuyorlar ama ben şunu yapıyorum. Her gittiğim ortamda hazırladığım sunuları insanlara ulaştırıyorum, raporlarımı ilgili bilimlere yazarak gönderiyorum. Mümkün olduğu kadar dikkate alınmasını sağlamaya çalışıyorum. Ama ne kadar alınıyor derseniz, şundan mutluyum mesela, devlet su işleri son 10 yıldır açık sulama sisteminden kapalı sulama sistemine geçme mecburiyetinde kaldı. Bunu eleştirdiğimiz için, sürekli konuştuğumuz için artık onlar da yıldılar. Ha biz devam edeceğiz anlatmayı. İnşallah o noktaya hepsini getirdim. Yardımcılara da, arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Evet, ben yıllardır çevre gazeteciliği yapıyorum. Başka herhangi bir alana, emek haberlerine ya da insan hakları ya da politika, siyasi alana giremiyorum. Çünkü o kadar yoğun ki ülkemizde son özellikle 15-20 yıldır bu çevre sorunları, çevreyle ilgili problemler ve buna karşı da verilen mücadeleler. Bu haberlerin dışında başka bir habercilik yapma olanağımız maalesef yok. Şimdi evet, Bergama köylülerinin mücadelesini anlatan iki tane kitabım var. Biri daha doğrusu Kışlada Altın Madeni ile ilgili bir kitap. Anadolu'nun altındaki tehlike Kışlada Ağlık diye. O Kışlada Altın Madeni'nin başlangıcından sonuna kadar olan süreci artı Bergama'yı, Lefke'yi, işte bugün bir kısmının örneklerini vereceğim Dulkadir Köyü'nü, Balya'yı falan da katan böyle bir toplam altın işletmeciliği ile bir kitap oldu. İkinci kitap Kuyudaki Taş, Bergama Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, ikinci ismi de o. Özellikle Bergama köylülerinin bu altın madeni karşıtı mücadelesini sönümlendiren, işte bunların arkasında Alman vakıfları var, yabancı dış güçler var, yalan çamurunun aslında nasıl ortaya konduğunu araştıran, anlatan ve Hablemitoğlu'ndaki o şeyde, o süreçte çok önemli bir role sahiptir. Rolünü de ortaya sermeye çalışan bir kitaptı. Yani o 2011'de yazdık, o kitaptan işte günümüze kadar geçen süre içerisinde
gelişmeler kitaptaki tezleri doğruladı. Doğru, hiç yalanlanan bir şey yok. Yani tezler dediğim de şu, Hablemitoğlu'nun bilgilerinin bu Hablemitoğlu'ndan şirket tarafından verildiğini, hatta Hablemitoğlu'nu ölüme götüren sürecin de izlendi. Kadir'de dahil kitapta ismi var. Ama işte gelin görün ki benim sınırlı gazetecilik olanaklarımla ulaştığım bilgilere şu ana kadar devletimizin ilgili kurumlar ulaşmamış durumda. Hablemitoğlu suikastı bildiğiniz gibi hala faili meçhul. Bir suikast faili meçhulsa hala da faili meçhul kalır ya da devlet açığa çıkarmak istemiyordu. Evet, faalikarda yine devletin bir şeyi var. Evet, yani Sinop'un en önemli sorunlarından birisi tabii bu nükleer santral meselesi. Mersin'deki bu nükleer santral girişiminin ardından işte Sinop'ta da nükleer santral yapılmak isteniyor. O yüzden ben sunumu biraz Sinop'ta ve ülkemizdeki bu nükleer santral, nükleer uranyum madenciliği ve bunların tehlikesi ile ilgili yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz slaytta Manisa köprü başında bir yer burası. Enver Yaser hocam 9 Eylül Çevre Mühendisliği öğretim üyesi. Enver Hoca ile Bergama köylüleriyle ilgili bir davaya giderken kendisi bir anısını anlattı. Lise yıllarında Manisa köprü başında bir akrabasının uranyum işletmeciliği yapılan bir yerde çalışmaya başladığını ve burada kimya mühendisi olarak çalıştığını ve burada nükleer yakıt ham maddesi olarak kullanılan, tam şeyini bilemiyorum, işte sarı pasta denilen bir ürün üretildiğini ve bu sarı pastanın ne olduğunu bilmediğini söyledi. Ve biz Enver Hocam da Jeoloji Yüksek Mühendisi Erhan Üçöz Bey ile birlikte o bölgeye gittik. Bu cihazı çok büyük tesadüf oldu. Alper Hocam getirmiş Almanya'dan. O cihaz da yanımızda vardı ve ölçülen rakamları görüyorsunuz. Tam bir felaket diyorlar. Enver Hocam'ın tanımıdır bu. Diğer uzmanların tanımıdır. Sarı pasta üretilmiş. Yaklaşık 1000 kilo kadar bir sarı pasta elde edilmiş. Ve bu pastanın nereye gittiği de belirsiz. O gün işte belediye başkanına gidildi. Bu durum aktarıldı. Tam yerel seçimler arifesindeydi. Aman hocam sakın kurcalamayın. Tam seçim dönemi falan dedi. Şimdi bakın. Buradaki sorun şu. O bölgede uranyum madenciliği yapılmış. Uranyum sondajları yapılmış, deneme üretimi adı altında yapılmış ve bölge olduğu gibi bırakılıp gidilmiş. Bu bölgede bilimsel çalışmalar da yapılmış. Görüyorsunuz Profesör Doktor Ahmet Şaşmaz, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi. O bölgede TÜBİTAK destekli bir çalışma yapıyor ve o alandaki köprübaşının Kasar Köyü çevresindeki yakınındaki hemen dibinde yani 500 metre yok köye yakınlığı. Uranyum işletmesinin yarattığı sorunları, radyoaktif kirliliği tespit etmiş. Sularda tespit ediyor, bitkilerde tespit ediyor, hayvanların işte postlarında tespit ediyor, zeytinde, dikende, her yerde tespit etmiş ve bunların ölçümlerini de Türkiye'deki herhangi bir laboratuvarda yaptırmamış, Kanada'ya göndermiş. Kendisinin ifadesine güvenmediğim için Türkiye'de bir laboratuvara yaptırmadım diyor. Kanada'ya gitmiş. Kanada'dan gelen sonuçların yer aldığı bir rapor hazırlamış. Bu raporu da 2008 yılında TÜBİTAK'a vermiş. TÜBİTAK da bu raporu kabul ediyor ve ilgili kurumlara dağıtılıyor. Tabii 2008, biz bunu 2013-2014 yıllarında, 2013'te bu durumu ortaya çıkarttık, haberini yaptık. Aradan geçen süre içerisinde burada herhangi bir şey yapılmamış. Hiçbir önlem yoktu. Zaten biz gittiğimizde de ne bir tabela, ne bir tel örgü, burada uranyum madenciliği var, radyoaktif tehlike falan, hiçbir şey yok. Yani izin verilen sınır değerlerin 140 katı radyasyon ölçüldü bu sarı aletler. Şu aslında şu ifade onu ifade ediyor. Alper Hocam aktaracaktır belki bu daha bu konulardaki şeyi yanlış yapmak istemiyorum. Alper Hocam daha güzel özetleyecektir ama 140 katından daha fazla bir radyasyon kirliliği tespit ediyor. Ve bunlar raporlanmış olmasına rağmen hiçbir kurum hiçbir önlem almıyor. Bizim bu haberlerden sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları, onlar görüyorsunuz komedi gibi, bir tarafta üzerine koruyucu giysi giymiş, öbür tarafta yanında köylüler var. Yani
işte gazeteci arkadaşlarımız biliyordur, fotoğraf vermek için gidilmiş, işte o fotoğraf verilmiş. Yani burada radyoaktif tehlike varsa ve insanlar canlı yaşam için tehlikeliyse, buraya ya siviller hiç yaklaştırılmayacaktı ya da siz bu görüntüyü vermeyecektiniz. Bu ölçümlerde ne gariptir ki bizim bulduğumuz, bizim ölçtüğümüz değerlerin, hocaların ölçtüğü değerlerin çok daha düşüğü, normal değerler buldu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Ve açıklaması da şu, ya bunlar olur, doğal radyasyon yataklarıdır buralar, Hindistan'da da var, Çin'de de var, şurada da var, burada da var, gayet doğal. Herhangi bir zararı yok. Mesela Ahmet Şaşmaz'ın raporu ve bununla ilgili Ahmet Şaşmaz'ın raporu gibi 10 tane rapor konusunda tek satırda yok. Buradaki durumla ilgili gerek meclise gerek farklı yerlere soru önergeleri, araştırma önergeleri verildi. Ve onlara verilen yanıtlarda da o raporlardan hiç bahsedilmiyor. Devlet, bilim insanlarının üniversiteden hazırladığı raporu görmezden geliyor. Olay bu. Yani burada çok büyük bir kabahat var. Çünkü yıllarca orada insanlar radyasyonla, radyasyon kirliliğiyle yaşamış. Köprübaşı'nın içme sularının olduğu su kuyularında radyasyon kirliliği tespit edilmiş. Ve oradaki yeraltı yerüstü sularının yakındaki Demirköprü Barajı'na gittiği, Gediz'e karıştığı, Gediz'den de Ege'ye taşındığı raporlanmış hocalar tarafından. Hiçbir önlem alınmadığı gibi bunu ortaya çıkaran haberlerden sonra, araştırma önerilerinden sonra da böyle bir şey yok diye geçiştirmeyi veriyorlar. Şu anda o bölgede hala hiçbir şey yok. Önlem alınmış değil. Son duyumlarımda oradaki uranyum madenini tekrar işletilmek istendiği, işte bu nükleer santral çalışmalarla birlikte oradaki madeni tekrar açılmak istendiği yönünde. Evet, TAİK'in açıklamalarından bahsediyor. Bu arkadaş da orada çalışan bir işçi. Bakın uranyum madeninde nasıl çalışıyor? Madende çalışırken çekilmiş bir fotoğraf. Oradan bir işçiye de ulaştım ben. Evet orada çalıştım diyor ve yıllardır kanser olacağım korkusuyla yaşadım ben. Zaten hiçbir koruyucu önlem almadan kazmak gerek çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Hayrettin Kılıç Hoca nükleer enerji uzmanıdır, profesör doktor. Amerika'dan geldi. Orada o konuyla ilgili araştırmalar yaptı. Ve köy de burası. Kasar köyü burası, maden de burası. Bu kadar yakın yani. Tam bu süreçte işte bununla ilgili tekrar ölçümler yapıldı gidildi. Tam bu süreçte bu köprü başındaki olayın ortaya çıkmasından bir ay sonra Aydın'la bir toplantı oluyor. İşte benzer bir toplantı. Orada bir muhtar diyor ki ya benim köyümde insanlar kanserden ölüyor. Gelin bir bakın neden öldüğünü de bilmiyoruz. O bölgede kuvars ve fosfat madenleri var. Onlardan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyoruz diyor. Özür dilerim. Ve biz de atladık gittik gazete olarak, televizyon ekibi olarak. Yani nedir ne değildir çekelim diye köye gittik. Köyde konuşuyoruz. Bir tane köylü dedi ki ya yukarıda dedi bir uranyum çalışması olmuştu ama yıllar önce kapatılmıştı, beton attılar falan. Tabii köprü başından hemen sonra olması, köprü başının o bilgileriyle falan da aldığımız için nasıl olur gidelim görelim gittik gördük. İşte bu bölgede daha sonra defalarca gidildi. O bölgede çekimler yapıldı. Aynı köprü başında olduğu gibi bir yabancı şirket gelmiş orada sondajlarını yapmış, örneklerini almış ve alanı olduğu gibi bırakmış gitmiş. Yaklaşık 10 tane kuyu var orada. Beton dökülüyor dedikleri yerde sondaj makinelerinin ayaklarının yerlere sabitlenmesi için dökülen betonlar. Yoksa kuyuların ağızları falan zaten sondaj kuyusu şu derinlikte bir şey, genişlikte bir şey. Hiç herhangi bir önlem alınmamış. Ve bu köyde evet hala şu gün bile insanlar kanserden öldü. Biz gittiğimizde kanser olan insanların bir kısmı öldü. O dönemde konuştuğumuz insanların bir kısmı kanser oldu. Mesela küçük bir çocuk, ortaokul çağında bir çocuk dilin üzerine bir kitle çıkmıştı. O çocuğu kurtarabilmek için dilini kesmek zorunda kaldı belli bir süre sonra. Ve bizi götüren o bölgede bu sondajların yapıldığı alanda yaşayan Yusuf amca o bölgede hemen sondajların dibinde kızının çocuğu karnında 8 aylıkken. Şimdi bunların hepsi Kisirköy'de böyle. Yani bunlar tesadüf mi?
Tabii uranyum işletmeciliği kanser olayları bu kadar yaygınlaşınca köprü başından biraz sonra kesirle karşılaşmamız çok da doğal. Onun işte İzmir'in ortasında Gaziemir'de ortaya çıkarılan nükleer atıklar. Biz daha bu nükleer atıkların ne yapabileceğimizi, bırakın ne yapabileceğimizi, bu atıkların nereden geldiğini bile çözemedik. Bizim bir gazeteci arkadaşımız İstanbul'dan Serkan Ocak yazmıştı ilk olarak. Gaziemir'deki bu skandalı. Bir eski bir akü fabrikasının bahçesine nükleer atıklar gömülmüş ve oradan çok yüksek oranda kirlilik olduğu raporlanmış. Gazeteci arkadaşımız ulaşıyor ve onun haberini yapıyor. Şimdi bu atıklar hala o bölgede duruyor. Bir ara bunu kaldırmak istediler ama kaldırırken de usulüne uygun bir kaldırma değil. Kamyonlara yükleyip Söke'deki kuvadaki bir yere götürmek istediler. Atık bertaraf tesisine. Oysa onun yöntemi öyle olmaz. Kaş yapayım derken hocam göz çıkarmak da var işin içerisinde. Çet falan hiç bir şey göz almadan onu kaldırmak istediler. Ona izin verilmedi. Peki ne yapacaklar o bölgeyi? Bakın. Kentsel dönüşüm alanı ilan ettiler o bölgeyi. Hemen nükleer atıkların olduğu alan burası. Bu bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan ederek nükleer atık gömülü bir kentsel dönüşüm projesi geliştirdiler. Baktığınızda önümüzün şeyinden nükleer atıkları görüyorsunuz. Ne kadar güzel manzara değil mi? Önlem de bunlar sadece arkadaşlar. Yani oradan bir tebrik. O bölgede insanlar tabii kanser oranları nedir? İşte anomali çocuklar var. Bunlar da çok araştırılmış, edilmiş şeyler değil maalesef. Bunların da bize bir şekilde örtülmeye çalışılıyor. Şimdi nükleer santral, nükleer satıklar, nükleer harakiri ya da akıl tutulması olarak değerlendirilir. İşte Fukushima fotoğrafları, çocuğu ölmüş babanın, çocuğun başındaki durumu görüyorsunuz. Bunlar o bölgeden her www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.